Görsek senede 1000 hadisi geçiririz. Bir senede. Şimdi her namazın arkasında imam kardeşimiz size bir hadis söylese, günde 5 hadis eder, bir senede 1500-2000 hadis eder, efendim 3-5 senede İmam Buhari'nin hadisi şerifleri kadar hadisi şerifi cema duymuş, dinlemiş, öğrenmiş olur. Yaşamak şartıyla, tatbik etmek şartıyla o sevapları kazanmış olur. O bakımda bütün hakikatleri insan bir defa da söyleyemez. Kürsüye çıkan bir hoca her hakikati birden söyleyip de inemez aşağıya. Ama her gün her gün hakikatleri söyleye söyleye hoca da sevap kazanır, cevap büyük tecrübelere dahil olur. Onun için yanımızda din kitaplarımızı, hadis kitaplarımızı eksik bulundurmayalım. Hoca efendiler hadis-i şerif okumasından iddiasında cemaati mahrum etmesinler. Her gün biraz bir şeyler okunsun. Bu harem-i şerifte hac esnasında tünelde şehit olan, ezilen İhvanımızdan bir hoca vardı. Bizim evimize ziyarete gelmişti Ankara'da. Biz de İstanbul'da onun vazife gördüğü camiye onu ziyarete gittik. İade-i ziyaret olsun, gönlü hoş olsun diye. Baktım cami tıklım tıklım dolu. Hem de üçüncü kat bir yere çıkılıyor. Cami orada, piyasada, iş ve ticaret merkezinde ama cami tıklım tıklım dolu. Dedim maşallah, caminin içi dolmuş, arkası dolmuş, üstü dolmuş, böyle kalabalık. Dedim cemaat canlı maşallah, kalabalık dedim. Benim buraya geldiğimde dedi, cemaat dedi 2-3 kişiydi. Namazı 2-3 kişiyle kılıyordu, kimse gelmiyordu buraya dedi. Aşağılarda kılıyor, dükkanında kılıyor filan. Her namazdan önce bir hadis okuyorum hocam dedi. Bir hadis. Bir tane, o kadar, fazla değil. Öyle öyle bu cemaat. Kısa bir hadis-i şerif herkesin hatırında kalabilir. Arapçasını bile ezberleyebilir. Biraz Nasara, Yensur okumuş, emsile bina görmüş insan. Ezberinde bile tutabilir. Ne buyurmuş Efendimiz bu hadis-i şerifte? La ilahe illallah sözü. La ilahe illallah demek. Manası ne? Ancak Allah var, başka hiç ilah, tanrı yok. Ancak o var, onun şeriki naziri yok, o tektir demek. La ilahe illallah. Efendimiz buyuruyor ki bu la ilahe illallah, la yesbikuha amelun. Bundan daha ileri, bunu geçen, sevabı bundan daha çok olan bir amel olamaz. Çok sevap bu. La ilahe illallah demek, bunu ikrar etmek çok sevap. Bunu hiçbir başka şey geçemez. Ve la tetrükü zemben ve bu insanda günahta komaz. İnsanın üzerinde günah kalmaz, boynunda günah kalmaz. Üzerinde günah kalmaz. Ne yapar? Sildirir hepsini. Sildirir, tertemiz olur insan. Onun için Allah-u Teala Hazretleri La ilahe illallah diyenleri affettiği zaman şeytan kahrolurmuş. La ilahe illallah diyorlar, Allah seviyor, affediyor. Seviyor, affoluyor. Efendim, estağfurullah diyenler affolunuyor. Onları şaşırtmak için başka çareler ararmış. Biz de bu La ilahe illallah sözünü eksik etmeyelim. Dilimizden eksik etmeyelim. İşimiz var, elimizde bir iş var, yapıyoruz. Ama dilimiz serbest, kalbimiz serbest. La ilahe illallah sözüne devam edelim. La ilahe illallah sözü insanı Allah'ın gazabına uğramaktan kurtarır, günahlarını siler, sevaplara erdirir. Bir hadis-i şerifte ihtar ediyor bize Peygamber Efendimiz. Böyle yapar ama ne zamana kadar? Allah la ilahe illallah diyenleri affediyor ama ne zamana kadar?
dinlerinde bir kusur, bir eksiklik olduğu zaman aldırış etmiyorlar. Dünyalıklarında bir eksiklik oldu mu kıyameti kopartıyorlar o zamana kadar. Yani dinlerinde bir eksiklik, bir bozukluk, bir kusur, bir şey olduğu zaman aldırmaz duruma geldiler mi, o zaman la ilahe illallah diyenin la ilahe illallah demesine aldırmaz, şamarı yer öyle insanlar. Neden? Diyor ama dininde eksikliğe, kusura, efendim zaafa üzülmüyor. O zaman cezayı yer. Onlara siz yalancısınız deniliyor. Demek ki la ilahe illallah diyeceğiz, Allah'ın varlığını, birliğini ikrar edeceğiz ama efendim Allah'a itaat etmeyi de hiç aklımızdan çıkarmayacağız ve hiç eksik etmeyeceğiz. Allah'a güzel kulluk etme duygusunu, niyetini kalbimizden. O eksik olursa, dindeki zaafa aldırmazsa insan, 5 kuruş parası eksilse kıyamet kopartıyor, dilekçe veriyor, müdüre müracaat ediyor, karakola başvuruyor. İyi, dünyalık için bunları yapıyor. Din elden giderken hiç aldırmıyor. O zaman Allah sevmez diyor başka hadis-i şerifte. O halde semenül cenneti la ilahe illallah olduğuna göre bu la ilahe illallah'ı aşk ile şevk ile söyleyin. Manası Allah var, şeriki naziri yok. Ben onun kuluyum, ona ibadet edeceğim. Ona itaat edeceğim demek oluyor. İtaati de tam yapın ki iş tamam olsun, sevabınız tamam olsun. Birinci hadis-i şerif bu. İkinci hadis-i şerif açılan sayfadan El vahdetu hayrun min celisi su vel celisi salihu hayrun minel vahde ve imla'ul hayrı hayrun mine's sükut ve sükutu hayrun ve sükutu hayrun min imla'iş şer. Bunu da İmam Beyhaki Ebu Zer Hazretlerinden rivayet etmiş. Şimdi insan, iyi bir Müslüman ne yapacak? Cemaatten ayrılmayacak. Cemaatten kopmayacak. Cemaatte rahmet vardır. Allah'ın rahmeti, nusreti cemaatedir. Ayrılan ve men şezze finnar, ayrılan, sürüden ayrılan kuzuyu kurt kapar. Cemaatten ayrılmayacak, kopmayacak. Müslümanların birliği içinde olacak insan. Ama el vahdetu hayrun min celisi su. Kötü arkadaşla oturmaktansa o zaman yalnız durmak daha hayırlıdır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Evet, cemaat iyidir, birlik beraberlik iyidir ama arkadaş kötüyse o zaman yalnız başına dur daha iyi. Tesbih çekersin, namaz kılarsın, ilim öğrenirsin, okursun, şöyle yaparsın, böyle yaparsın, zamanın gene sevaplı geçer. Kötü arkadaş olursa o zaman onun çeşitli zararları olur. Vel celisü salihı hayrun minel vahde. Ama iyi bir arkadaşın var mı? Salih bir arkadaş, dindar bir arkadaş, alim bir arkadaş, Müslüman bir arkadaş, müttaki bir arkadaş, mücahit bir arkadaş var mı? Ha. O zaman onunla oturmak, konuşmak, sohbet etmek yalnız durmaktan daha hayırlıdır. Yerine göre bak, Müslüman zekasını kullanacak. Arkadaş kötüyse yalnız durmak hayırlıdır. İyi arkadaş varsa yalnız durmak hayırlı değildir. Arkadaşla bir arada olmak hayırlıdır. Onunla beraber olacak, konuşacak. Çünkü Allah bir bereket vermiştir Müslümanlar bir araya geldiği zaman. Ve meltaqa müminani kattu illa efadallahu li ahadihima min sahibihi hayra. İki Müslüman bir araya gelirse Allah birisinden ötekisini mutlaka istifade ettirir. Mutlaka ondan ona bir bereket gelir. Hangi taraftan hangi tarafa? İki tarafa da. Bundan ona fayda gelir, ondan buna fayda gelir. İkisi de sevap kazanır. Bir Müslüman, bir Müslümanı Allah rızası için ziyaret ederse ne olur? Hakkat mahabbeti lil mütezavirine fiyye. Benim için, benim rızam için birbirlerini ziyaret edenleri sevmem hak olur. Severim yani. Sevmem hak olur, vacip olur bana. Ben onları mutlaka severim buyuruyor Allah. Demek ki ziyaret iyi. Demek ki bir araya gelmek iyi. Ama adam kötüyse o zaman da yalnız durmak iyi. O halde Müslüman zekasını kullanacak, iyi insanı arayacak, bulacak,
Varsa onunla bir araya gelecek, konuşacak, sohbet edecek. Dinini, diyanetini, ilmini, irfanını arttırmaya çalışacak. Şimdi sizin evinize gitmeniz mi hayırlıydı? Burada camide namazdan sonra oturmanız mı hayırlı? Oturmak daha hayırlı. Neden? Burası Allah'ın evi, konuşulan Resulullah'ın kelamı. Mevzu, dini mevzu, ilim, irfan artıyor, sevap çoğalıyor. Tamam, bu daha iyi. Ama kahvede mi oturmak iyi, eve mi gitmek iyi? Eve gitmek daha iyi. Neden? Kahvede kumar var, şunu var, bunu var, siz daha iyi bilirsiniz, ben bilmiyorum. Evde hiç olmazsa o yok. Gidersin evde, okursun, şey yaparsın, efendim. Kitaplar yazık boynu bükük raflarda duruyor, dizilmişler, sıra sıra, okuyan yok. Herkes yaldızlı kitapları alıyor, kütüphanesine diziyor, tıkır 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 tıkır, kitaplar dizili, kimsenin kitaplardan haberi yok. Hacı Efendi'yi gördüm, vapura bindik Çanakkale'de geçen hafta. Şöyle etrafıma baktım, kime sorayım, ben yabancıyım, yolcuyum. Dedim, burada kıble ne tarafadır? Selamün aleyküm dedim, selamsız başlanmayacak. Selamün aleyküm, aleyküm selam dedi. Oturmuş şöyle, yanında da yükü var vapurda. Şu tarafadır dedi, gösterdi bir taraf. Tamam herhalde öyle kıble. Namaz kılacağım ben de, soruyorum yani. Tamam. Bir soru daha sordum. Dedim ki, acaba ikindi olmuş mudur? Olmuştur dedi. Artık dedi, ne yapacaksın dedi. Kazaya kalır dedi. Kaza kalarsın dedi. Ya ikindi olmuşsa kazaya kalmaz ki. Yani sakal bırakmış, hacı olmuş, hoca olmuş diyemeyeceğiz tabii, bilmiyorum, sormadım. Ama yani ikindi girdi diye, camide kılamadı diye namaz kazaya kaldı sanıyor. Namaz kazaya kalmaz. Namaz vakti çıkınca kazaya kalır. Ben vapurdayım, camiye yetişemedim. Camiye gitsem arabam vapurda, çoluk çocuğum vapurda, kaçırırım, camiye gidemem ama vapurda kılarım, gene vakti içinde kılınır, kaza olmaz, normal namaz kılmak olur. Yani sakal bırakmış ama dini bilmiyor, ne zaman kazaya kalır namaz bilmiyor onu. Yani cahillik artmış. Neden? Kitaplar rafta duruyor, o da orada duruyor da ondan. Adamın birisi gelmiş, Avrupalı, Amerikalı, bakmış köyde su yok, bakmış aşağı tarafta dere var. Köyde su yok, aşağıda dere var. Yarım yamalak Türkçe'de demiş ki, aşağıda bu su akar, akar. Siz de yukarıdan ona bakar, bakar. Su akar, onlar bakar. Öyle mi olacak? Suyu alacak bu tarafa, köyünü susuzluktan kurtaracak. Ark yapacak, çark yapacak, efendim çare bulacak, köyünü susuzluktan kurtaracak. Su akar, o bakar. Bakarın bir de kötü manası var, biliyorsunuz. Bakar bir bakmak manasına geliyor, bir de inek manasına geliyor. Bakara var ya, Suretül Bakara var, hani inek kesmemişler şeyler filan, öyle lastikli manası da var. Su oradan akar, akar. Sen buradan bakar, bakar diye, o zaman biraz da şey oluyor. Yani kitaplar burada durur mu? Durur. Sen niye okumazsın? Su aşağıda akar, bu köylü susuzluktan kırılır gibi. Efendim, kitaplar burada duruyor, adam cahillikten namazın ne zaman kazaya kaldığını bilmiyor. Sevabı bilmiyor, günahı bilmiyor. Farzı bilmiyor, haramı bilmiyor. Hangi madde haram onu bilmiyor. Götürmüş parasını bankaya yatırmış, faiz yiyor. Faiz parasıyla hacca gidebilir miyim diye geliyor bana soruyor. Fesubhanallah. Sen Allah'la alay mı ediyorsun? Haram parayla ibadet olur mu? Allah yüzüne çalar. Lebbeyk Allahümme lebbeyk dediği zaman la lebbeyke ve la sa'deyke diye azarlarmış haram parayla hacca gideni Allah. Haramla hacca gidilir mi? Millet bilmiyor. Demek ki okumak lazım. Demek ki arkadaş yoksa kafa dengi Müslüman, o zaman git evine, kitapları aç, oku. Nimel enisu el kitabu nefis demişler. Ne güzel arkadaştır güzel kitap. İyi yazılmış, alimane yazılmış bir kitap. Ne kadar güzel bir arkadaştır demişler. Kimse olmazsa olmasın, açarsın kitabı, okursun. Günlerce, aylarca insan dışarı çıkmak istemez güzel bir kitaba sardırdı mı. Bizim şimdi Gümüşhane'ye doğru yola gidiyoruz. Gümüşhaneli hocamızın efendim hatırasına toplantı yapacağız. Anması olacak, konuşmalar olacak. Gümüşhaneli hocamız
mübarek hiç uyuyan, uyuduğunu görmemiş kimse. Yatağa yattığını hiç gören yok. Hiç yatmamış yatağa. Boyuna okurmuş, yazarmış, okurmuş, yazarmış. Rivayet ediyorlar ki işte öğleye doğru biraz oturduğu yerden şöyle dalardı. O kadar. Ne mübarek adamlar, vakitlerini ne güzel geçiren insanlar gelmiş geçmiş, büyük alimler gelmiş geçmiş. Şimdi millet kitap var, okumuyor. Hoca var, dinlemeye gelmiyor. Efendim, ilim öğrenmek imkanı var, ilim öğrenmiyor. Ahirette en çok pişmanlık duyacak insan kim olacak? Dünyada ilim öğrenme imkanı olduğu halde gelip de ilim öğrenmeyen insan olacak. Onun için ilmi öğrenmeye çalışmak lazım. Hatta ben acizane şu kanaate vardım. Yani her Müslüman her gün kopardığı takvim yaprağının arkasını okusa, ezberlese alim olur. Bir ayet var, bir hadis var, bir efendim atasözü var, bir bilmem ne var. Hazine. İnsan kıyamıyor yani, yaprağı şöyle kesip atıp çöp tenekesine atmaya kıyamıyor. Her şey var içinde. Ben böyle yapraklarını koparttırmıyorum, kaldırttırıyorum. Biriktiriyorum eski takvimleri. Neden? Hazine. Seçmişler, uğraşmışlar, doldurmuşlar. Yani insan günde bir takvim yaprağını öğrenemez mi? Öğrense alim olur. Onun için yalnızlık iyidir kötü arkadaştan. İyi arkadaş varsa yalnızlıktan iyi arkadaşla sohbet daha iyidir. Ve imla'ul hayr hayrun mines sükut. Hayır söylemek susmaktan daha hayırlıdır. Ve sükutu hayrun min imla'i şer. Kötü şeyi söylemektense susmak daha hayırlıdır. Demek ki söylenecek söz hayırlıysa konuşmak lazım, susmamak lazım. Söylenecek söz kötüyse susmak daha hayırlı. O zaman günaha girer. Hayrı söylemek sükûttan hayırlı, sükût etmek şerri söylemekten hayırlı. Şehzadi diye büyük bir İranlı alim var. Gülistan diye güzel bir kitap yazmış. Dedelerimiz hep onu ezberlerlermiş. Ezbere bilirlermiş yani. Çok şeyleri ezberlemişler. Azerbaycan'a gittim geçen sonbaharda. Dediler burada bir köy var. Evet. Bu köyün ahalisi hepsi Fuzuli divanını ezbere bilmekle tanınmıştır. Divanı Fuzuli'yi ezbere bilirler. İki parmak kalınlığında kocaman divan. Fuzuli'nin bütün şiirlerini ezbere biliyorlarmış. Eskiler böyle. Gülistan'ı ezberliyor. Efendim bilmem İmam Buhari'nin Sahih-i Buhari'sini ezberliyor. Kur'an-ı Kerim'i ezberliyor. Daha başka kitapları ezberliyor. İlmini, irfanını arttırıyor. Evet. Sükût ibadet yerine geçer ama hayır söyleyecekse söylesin. Şimdi birisi çıkıyor, yalan yanlış bir şeyler söylüyor. Burada bir alim insan var, susuyor. Mübarek konuşsana, yanlış söylüyor, düzeltsene. Bizim fakültede profesörler toplantısında çıkmış cahilin birisi orada yalan yanlış İslam'ı bilmez, eğri büğrü şeyler söylüyor başörtüsünün aleyhine. Burada İslam'ı bilen insan var, susuyor profesör. Dayanamadı bizim bir doçent arkadaş, bir dirsek vurdu. Ya konuşsana dedi, bak cahil konuşuyor. Sen cahili bastıracak konuşmayı yapsana. Hayrı söylemek varken susmak nedir? Yanlıştır. Söyleyecek. Sizin de başınıza gelebilir. Kahvede, yolda, otobüste, çarşıda, pazarda birisi yanlış bir şey söyler. Sizin de düzeltmeniz lazım. Yo, öyle değildir. Öyle yapma. Ayıptır, günahtır demeniz lazım. Söylenecek yerde konuşmak lazım. O zaman konuşulmazsa günah olur. Susulacak yerde de susmak lazım. Konuşulursa yanlış olur. Alim Fazıl bir efendi gelmiş Ankara'da. Şeyh efendi. Herkes hürmetle efendim ne söyleyecek diye onu bekliyor. Ev sahibi de ya konuşsanıza ne susuyorsunuz bilmem ne boyuna laf karıştırıyor. Ya mübarek dur bakalım çeneni kapat da şu mübarek zat işte konuşacak, sen de konuşup duruyorsun. Onun da susması lazım, susmasını bilmiyor. Allah hepimizi hikmet sahibi eylesin. Hikmet ne demek? Her şeyi yerli yerince yapmak demek. Yerli yerince yapmasını bilen insan eylesin. Hükmünü isabetli verip, hakimane karar verip, her işini güzel yapmak. Bu Müslümanın sıfatıdır. Hatta önce
Allahu Teala Hazretlerinin sıfatıdır hikmet. Allahu Teala Hazretlerinin Esma-i Hüsna'sından birisi nedir? Hakimdir. Azizün Hakim. Allahu Teala Hazretleri Hakimdir. Yani ne demek? Emri işi muhkemdir demek, isabetlidir demek, kararı yerli yerincedir demek. Hükmü yerli yerincedir demek. Peygamberler hakimdir, hikmet sahibidir. Ne demek? Her sözü isabetlidir, hükmü tamdır, hükmüne itaat etmek lazım demek. Hakimane bir söz. Hakim bir adam ne demek? Her işi isabetli yerli yerinde yapan insan demek. Allah bizi her işi yerli yerinde yapandan eylesin. Zalim konuşurken konuşturtmayalım, biz konuşalım. Cahil konuşurken susturalım, sus diyelim, biz konuşalım. Ama alim konuşurken de ortalığı bulandırmayalım, dinleyelim, o zaman da o hayırlı. Sükutun da yerini, konuşmanın da yerini bilmek lazım. Toplantının da yerini, eve çekilmenin uzretinde zamanını bilmek lazım. Bu hadis-i şeriften de bu dersi almış oluyoruz. Gelelim diğer bir hadis-i şerifin okunmasına. Vellezî nefsî biyedihî لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْ لَيُوشِكَنَّ اللّٰهُ اَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ. Canım kudreti elinde olan Allah'a yeminler olsun ki diyor Peygamber Efendimiz, yemin ederek başlıyor. وَلَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ه. Nefsim elinde olan Allah'a and olsun ki. لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, ya emri maruf yaparsınız, وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ, ve nehy-i münker yaparsınız. اَوْ لَيُوشِكَنَّ اللّٰهُ اَنْ يَبَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْهُ, yahut da yapmazsanız, ya yaparsınız ya da yapmazsanız Allah kendisinden, kendi tarafından sizin başınıza bir azap gönderir. Başınıza bir bela gönderir. ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ. O zaman belayı görünce başlarsınız dua etmeye ama Allah kabul etmez duanızı. Ha, burada bir büyük farzı görmüş oluyoruz. Müslümanın vazifelerinden birisini bu hadis-i şerif bize anlatıyor. Namaz kılmak farz mı? Farz. Oruç tutmak farz mı? Sıhhatli olana farz. Hacca gitmek farz mı? Sıhhatli ve zengin olan, şartlarına sahip olana farz. Tamam. Bir de Müslümanların boynuna emri maruf yapmak, nehy-i münker yapmak farzdır. Ne demek emri maruf yapmak? Doğru, güzel olan şeyi emretmek, tavsiye etmek, yanlış, eğri olan şeyi de yaptırmamak. Bu bir vazifedir. Hepinizin boynunda, hepimizin boynunda vazifedir. Niye hepinizin, hepimizin boynundadır? Çünkü hepimizin emrinin altında az çok lafımızı dinleyen bir takım insanlar vardır. Babasınızdır, evinizde hanım size itaat edecek, çocuklar sizin sözünüzü dinleyecek. Müdürsünüzdür, dairenizdeki kimseler emrinizde. Öğretmensinizdir, talebeler emrinizde. Hocasınızdır, cemaat karşınızda. Onun için herkesin iyi ve güzel olan, doğru olan, akla ve şeriata uygun olan şeyi yaptırmak için bir gayret içinde olması lazım. Kötü ve yanlış olan bir şeyi, akla ve şeriata aykırı olan bir şeyi yaptırmamak için de bir çalışma içinde olmak lazım. Bu ne? Keyfi bir vazife mi? Serbest bir vazife mi? Değil. Mecburi bir vazife, herkesin boynuna borç. Nereye gücün yetiyorsa, kime gücün yetiyorsa bunu yaptırmaya çalışacaksın. Böyle yapmazsan Allah bela gönderir, ceza gönderir, dua edersin de o bela ve ceza kalkmaz. Şimdi ben acizane tabii üzülüyorum, sizler de üzülüyorsunuzdur. Efendim, Azerbaycan'da Ermeniler saldırdı. Bosna'da, Hersek'te Sırplar saldırıyor, öldürüyor, vuruyor, kırıyor. Şimdi Kıbrıs'ta da bir ara böyle oldu. Tabii Allah'ın kaza ve kaderidir, hükmü ilahidir, boynumuz kıldan incedir. Allah'ın hükmü, ne yapalım? Üzülüyoruz. Ama başa gelen hadiseler iki sebepten gelir.
insanın başına bir hadise geldi mi, bir bela, bir ceza, bir olay geldi mi, bu iki sebepten olur. Bir, ya Allah mertebesi artsın diye, sevabı çok olsun diye, ona imtihan olsun diye göndermiştir bunu. Ona sabrettiği zaman, onun karşısında vazifelerini doğru düzgün başardığı zaman sevap alır, derecesi yükselir. Ya da bir edepsizlik yapmıştır, onun cezası olarak başına o bela gelmiştir. Mesela peygamberlere çeşitli musibetler gelmiş. Peygamber Efendimiz'e müşrikler saldırmışlar, harp olmuş, darp olmuş, Müslümanları işkenceye uğratmışlar, şehit etmişler. Bunlar neden oluyor? Allah onların mertebesi artsın diye imtihan olarak onlara bunları yazmış. Olabilir, tamam. Ama bir de edepsizin birisi Peygamber Efendimiz'i çok üzmüş. O da demiş ki, ya Rabbi, sen senin canavarlarından birisini bu mel'una musallat eyle. Ver bunun cezasını demiş Peygamber Efendimiz, beddua etmiş. Şimdi bu bedduayı duyunca Ebu Cehil'in oğlu bu. Ebu Cehil'in oğlu bu bedduaya uğrayan. Bunu duyunca Ebu Cehil başlamış. Ebu Cehil korkmaya veya Ebu Leheb, unuttum. İyi hatırlayamıyorum şimdi. Korkmaya başlamış. Hem inanmıyor kafir, Peygamber Efendimiz'e hem inanmıyor, hem de bedduasını tutacağını da biliyor. Tilki gibi biliyor yani bir taraftan da. Eyvah demiş, benim oğlan bedduayı aldı, başına bir bela gelecek. Başlamış beklemeye. Sefere çıkmışlar o Peygamber Efendimiz'i üzen o oğlu 10-15 arkadaşıyla sefere çıkmışlar. Akşam olmuş, yatmışlar bir yerde. İbretli bir hadise muhterem kardeşlerim. Yatmışlar. Şeyde okudum, İslam tarihi kitabında, Asım Köksal'ın kitabında, tüylerim diken diken oldu. Yatmışlar, çölden bir arslan geliyor. Çöl arslanı, hani çölde dolaşan arslan. Geliyor, 10-15 kişi var, hepsi yatmış. Onu kokluyor, onu kokluyor, onu kokluyor, onu kokluyor. Hiçbirisine zarar vermiyor da, gidiyor o herifi, naşerifin oğlunu, onu koklayınca parçalıyor, geçip gidiyor. Neden? Resulullah'ın bedduasına uğradı. Allah onun cezasını vermek için öteki o canavarı musallat etti başına. O da onu koklaya koklaya buldu, cezasını verdi. Bazen ceza gelir insanın başına. Onun için büyüklerimiz demişler ki, kaza gelmez kula, hak yazmayınca, bela gelmez kula, kul azmayınca. Birisi böyle yazmış. Yani bazen bela ceza olarak, İkap olarak kulun yaptığı edepsizlikten dolayı gelebilir. Şimdi ben bu Azerbaycan'daki, Bosna'daki, Türkiye'deki, Suriye'deki, Mısır'daki, Cezayir'deki kardeşlerimi düşünüyorum, kendimizi düşünüyorum. Muhterem kardeşlerim, biz İslam'a hakkıyla sarılmıyoruz. Hala sarıldığımızı söyleyemeyiz. Hala tam İslam'a sımsıkı sarıldığımızı söyleyemeyiz. Ne mani var şimdi bizim tam İslam'a sımsıkı sarılmamıza? Tam böyle sahabe Müslümanlığı gibi sapasağlam, kaliteli Müslüman olmamıza kim mani oluyor bize şimdi? Mani olan mı var? Ayak bağı olan mı var? Şimdi eğer televizyon seyrediyorsa, şimdi eğer müstehcen yayın takip ediyorsa, şimdi eğer namazı kılmamaya devam ediyorsa, şimdi eğer orucu tutmamaya devam ediyorsa, şimdi eğer minareden ezan okunuyor, o da orada kahveden çıkıp buraya gelmiyorsa, hiçbir mazereti yok. Ha, yarın öbür gün başa bir bela geldiği zaman sebebi başka yerde aramasın. Ben Kıbrıs Harbi sırasında acı acı gülmüştüm gazetedeki bir fotoğraftan dolayı. Nasıldı fotoğraf? Hatıra resmi çektirmişler mücahitler, ellerinde silahlar. Kıbrıslı mücahitler diye altına yazmış. Efendim, bir dükkanın önünde çektirmişler resmi. Dükkanın üstünde de bilmem ne meyhanesi yazıyor. Ya meyhanenin önünde mücahit olur mu? Bu ne biçim kafa, bu ne biçim mantık, bu ne biçim akıl, bu ne biçim Müslümanlık? Yani ne kadar zayıf. Geçenlerde Bosna Hersek'te olaylar tırmanırken gazetede bir resim görmüştüm. Bir kızcağız
Belki dünya güzeli. Aman mavi gözlü, bilmem sarı saçlı vesaire ama açık. Niye kapanmıyor bu kız? Eline silah almış, babasıyla beraber kafirlere karşı savaşıyormuş. Bak resmin içinde kafirlerin onlara niye musallat edildiğine dair bir işaret var. Neden? Kız kapanması gerekirken kapanmamış. Bülücüm pantolon giymiş, saç açık, baş açık, kol açık. Ondan sonra Sırplar onlara saldırmış. Yani bir ibret var muhterem kardeşlerim. Ben bunu üzüldüğüm için dertleşmek maksadıyla söylüyorum. Öbür tarafta Azerbaycan'da Ermenilerin hücumuna uğrayanları baksan, kurcalasan, köylere gitsen, istatistik yapsan, kaç tanesi namaz kılıyor bakalım? Kaç tanesi Ramazan'da orucunu tuttu bakalım? Kaç tanesi gusül abdestini alıyor bakalım? Bir incelesen, o görülür. Onun için bizim de, biz kendi memleketimizi biliyoruz. Siz kendi baş çiftliğinizi bilirsiniz. Ben de benim baş çiftliğimi bilirim. Herkes kendisinin yerini bilir. Herkes akrabasını bilir. Herkes evini bilir. Herkes kendisini de bilir. Başkasının hiç şey yapmasına lüzum yok. Muhterem kardeşlerim, ya Allah'ın emrine sımsıkı sarılırız. Hem kendimiz sarılırız, hem emri maruf nehi münker yaparız. Ya da Allah affetsin, o zaman ceza gelirse gık diyemezsin. Hem de istersen gık de, istersen dua et. Sümme ted'ûnehu felâ yestecîbu leküm. Sonra dua edersiniz ama Allah duanızı kabul etmez diye Peygamber Efendimiz bildiriyor. Ya Rabbi def et bu Ermenileri başımızdan. Ya Rabbi kahret şu Sırpları. Dua etmiyor muyuz? Ediyorsunuzdur. Sen de ediyorsundur. Ben de ediyorum. Gece gündüz ediyorum. Her namazın arkasından ediyorum. Niye kahretmiyor? Bak ne diyor? Sonra dua edersiniz de Allah duanızı kabul etmez diyor. Bela gelmeden, kötü günler gelmeden Müslümanın iyi insan olması lazım. İyi Müslüman olması lazım. Sıkıştığı zaman, yumurta kapıya geldiği zaman folluk aramanın kıymeti yoktur. Sen şimdi rahat mısın? Rahat. Harpte dertte değil misin? Değilim, sulhtayım. Paran var mı? Var. Sıhhatin yerinde mi? Yerinde. Müslümanlığın nasıl? Hiç sorma hocam. 60 yaşına geçeceğim, emekli olacağım, daireden maaş alacağım, Bağkur'dan emekliliğimi alacağım, hacca gideceğim, tevbe edeceğim, sigarayı bırakacağım, içkiyi bırakacağım, iyi insan olacağım, takke alacağım, tesbih alacağım, camiye geleceğim. Öyle şey olmaz. Şimdiden hemen bir saniye geçirmeden iyi insan olacaksın, tam Müslüman olacaksın. Allah'ın tam yoluna gireceksin. Başına dert bela gelmemişken rehavet günlerinde, rahatlık günlerinde, hoşluk günlerinde Allah'a duayı, ibadeti, zikri, fikri unutmayacaksın ki başına bela geldiği gün Allah senin duanı kabul etsin. Allah'ın duaları kabul etmesinin bir şartı budur. Sen Allah'a genişlik zamanında kulluk edersen, dua edersen, Allah seni darlık zamanında dua ettiğin zaman mahrum bırakmaz. Ama iyi günlerinde hiç Allah'ın adını anmazsan, yoluna gelmezsen, ibadetini yapmazsan, başın sıkıştığı zaman istediğin kadar çırpın. Orhan Veli şiir yazmış, yazık oldu Süleyman Efendi'ye diye bir şiir, mizahlı bir şiir. Ayakkabısı vurmasaydı almazdı Allah'ın adını diyor. Ayakkabısı illa sıkınca ama of Allah diyecek insan. İlla ayakkabısını sıkması mı lazım Allah demek için? İyi gününde bir çok şükür ya Rabbi de bakayım. Yağmur yağdırdı elhamdülillah. Şu ağacın üstündeki meyvelerin bolluğuna bak elhamdülillah. Buğdayın başağına bak nasıl olgunlaşmış, sarkmış elhamdülillah. Elhamdülillah sofradaki nimetlerin çokluğuna bakın çocuklar. Hamd edin, şükredin bakalım. Bak Mevlamız neler göndermiş. Dünyanın bazı yerlerindeki insanlar kıtlıktan aç kalıyorlar. Afrika'daki insanların karınları sırtlarına yapışıyor. Gözleri çukura kaçmış. Efendim böyle sinekler gözlerine konuyor. Açlıktan ölüyorlar. Bak bize elhamdülillah Allah bu nimetleri vermiş. Şükredin bakayım evladım, dua edin bakalım. Kalkın bakalım, abdest alın, bir beraberce bir yatsı namazını kılalım. Allah'a dua edelim, şükredelim. Bak bu verdiği nimetlere diye iyi zamanında Allah'ı anacaksınız. Tamam mı? Ki Allah kötü günleri göstermesin. Kötü bir durumda olduğu zaman, dua ettiğin zaman duanız şıp diye tutsun. Yunanlılar camiye tıkmışlar Müslümanları. Kütahya'da anlattılar. Tıkmışlar. Yunanlı edepsiz asker süngüyü almış. Şimdi demiş sizi camide, camiyle beraber yakacağız.
Hadi bakalım demişler, Muhammed sizi kurtarsın, hadi Allah'ınız sizi kurtarsın. Edepsizlik yapıyor artık. Yani Hristiyan ya, İslam düşmanı ya, kinlerini ağızlarıyla kusuyorlar, ifade ediyorlar. Hadi bakalım Allah sizi kurtarsın derken, tengırt kapı bir açılmış, Türk askerleri süngülemişler, adamı şey yapmışlar. Allah yetiştirmiş. O söz Allah'a hoş gelmemiş, cezasını orada herkesin gözü önünde verdirmiş. O bakımdan emr-i maruf yapın, nehy-i münker yapın, Allah'ın dinini yaymaya çalışın, Allah'ın dinine hizmet etmeye çalışın, geniş zamanınızda, bolluk zamanınızda. Şimdi işim var, gücüm var, sinemaya gideceğim, televizyon seyredeceğim, kahvede arkadaşlar var, sonra olur, bilmem ne, olmaz. Şeytan insana hayırlı işi tehir ettirerek yaptırtmaz. Hemen yapın, hemen doğru yola girin. Allah-u Teala Hazretleri yolunda daim, zikrinde kaim eylesin, İslam'a hadim eylesin. Her zamanda, şiddet zamanında, ferahlık zamanında, sevinç zamanında, üzüntü zamanında Rabbimize, kulluğumuza kusur etmemeyi nasip etsin. Kötü günler göstermesin, belalara uğratmasın, musibetlere düçar etmesin. İki cihanda aziz ve bahtiyar eylesin. Efendim, şükretmesini bilen şakir kullardan, hamd etmesini bilen hamd edici kullardan, zikretmesini bilen zikredici kullardan eylesin. Allah'ı bilen arif kullardan eylesin. Allah'ı seven aşık kullardan eylesin. Allah'ın dinine aşk ile, şevk ile hizmet eden hizmet ehli kullardan eylesin. Ümmet-i Muhammed'e çok faydası dokunan faydalı kullardan eylesin. Bizim elimizden Rabbimiz nice insanların İslam'a girmesini nasip eylesin. Bir arkadaş hoşuma gitti. Efendim, Azerbaycan'da bir tank 2500 dolara bir tank alınıyormuş. Rusya'da, Rus ordusuna gidiyormuşsun. Komutana 2500 dolar verdin mi, ooo çok para, bir tankı veriyormuş sana. Parayla. Bizim arkadaş da biraz yardım etmiş, bir tank da biz aldık dedi. Hoşuma gitti geçen gün duyunca. O da burada da, yani neyse. Allah-u Teala Hazretleri demek ki yani oradaki cihada buradan bizi iştirak ettirmeyi nasip ediyor yani. Demek ki Azerbaycan'a silah yardımı yapıyoruz. Müslüman kardeşimiz zulümden kurtuluyor. Ermeninin istila ettiği yerden onu def ediyor. O bir faydadır. İnşallah böyle yalnız Türkiye değil, dünyanın her yerine İslam'ı yaymayı Allah bize nasip etsin. Evlatlarımızı has Müslüman yetiştirelim. Bizim dedelerimiz nereden gelmiş? Benim ninem Buhara'dan gelmiş. Büyük ninem Buhara'dan gelmiş. Buhara neresi? Şimdi bulunduğumuz bu diyarlar neresi? Sizinkiler nereden gelmiş? Kafkasya'dan gelmiş, Türkistan'dan gelmiş, vesaireden gelmiş. Buralara gelmiş. Burada kimler varmış? Pontus Rumları varmış. Danişment Gazi fethetmiş buraları. Ondan sonra Osmanlılar gelmiş, Fatih Sultan Mehmet gelmiş, efendim fütuhat devam etmiş, yayılmış, genişlemiş. Bak Allah neler nasip etmiş dedelerimize, ne sevaplar kazanmışlar. Biz de evlatlarımızı hayırlı Müslüman yetiştirelim, kendimiz hayırlı Müslüman olalım, kuvvetli Müslüman olalım. Hem kendimize hayırımız, faydamız olsun, hem de dünyanın öte taraflarındaki Müslümanlara faydamız olsun, hem de öbür taraflardaki daha Müslüman olmamış insanlara faydamız olsun, onları İslam'a çekelim. Şimdi nasip oldu Kanada'ya gittim, nasip oldu Amerika'ya gittim, nasip oldu Avustralya'ya gittim, nasip oldu efendim böyle dünyanın birçok yerlerini gördüm. Oralarda namaz kılan insanlar gördüm, camiler gördüm, cemaatler gördüm, konuştuk filan. Ama baktım ki bazı insanlar kafileler halinde, hele hele bir cemaat-ü tebliğ diye bir cemaat var, tebliğ cemaati diye, efendim Pakistanlı, Hindistanlı, nereye gittiysen benden evvel onları oraya gitmiş gördüm. Mübarekler seyahati kendilerine prensip edinmişler, her yere gitmişler ve içlerinden Amerikalı Müslümanlar çıkmış. Yani Amerika'ya gitmişler, Amerikalıyı Müslüman etmişler. Kanada'ya gitmişler, Kanadalıyı Müslüman etmişler. Avustralya'ya gitmişler, Avustralyalıyı Müslüman etmişler. Gözlerimle gördüm. Baktım uzun boylu birisi, kınalı sakallı. Arapça sordum. Efendim neyin nesi olduğunu sordum.
nerelisin diye sordum. Avustralyalıyım dedi. Şaşırdım. Sakallı Avustralyalılar İngiliz oluyor, Hristiyan oluyor. Yok dedi, ben Avustralyalıyım, İngilizim dedi. Müslümanım. Nasıl Müslüman oldun? Kardeşlerimiz gitmiş, anlatmışlar, Müslüman olmuş. Sakal bırakmış, ismi Mark'mış, çevirmiş, Ekrem adını almış. Eli tesbihli, yüzü sakallı, Müslüman olmuş. Allah bize de nice insanların Müslüman olmasını, bizim elimizden Müslüman olmasını, bizim sayemizde Müslüman olmasını, evlatlarımız sayesinde Müslüman olmasını, nice diyarlarda evlatlarımızın İslam'ı fütühatlar yapmasını nasip eylesin. Bazen fütühat savaşla olur, silahla olur. Bazen fütühat neyle olur? La ilahe illallah'la olur. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde bildiriyor ki Roma'da fetholunacak. İstanbul fetholunacak dedi. Fetholdu mu? Oldu. Fatih Sultan Mehmet fethetti. Roma'da fetholunacak diyor Peygamber Efendimiz. Ama Roma'nın fethi savaşmakla olmayacak diyor. Nasıl olacak diyor? Müslümanlar Roma'yı muhasara edecekler. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah diye diye Roma'yı fethedecekler diyor. Artık neye remzse bu sözler? Roma'yı da fethedecekmişiz ama la ilahe illallah'la fethedecekmişiz. Papaz da Müslüman olacak demek. Edeceğiz. La ilahe illallah diye diye edeceğiz. Onun için la ilahe illallah'a sımsıkı sarılalım. Allah hepinizden razı olsun. Gelin beraberce bir tevbe edelim. Bu an, bugün hayatımızın bir dönüm noktası olsun. Tevbe-i nasih olsun. Diyelim cümle geçmiş günahlarımıza estağfirullah, 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 estağfirullah el azim, el kerim, el rahim. Ellezî lâ ilâhe illâ hu el hayyel kayyum ve etûbu ileyh ve es'elühü tevbete vel mağfirete vel hidayete lena innehu huvet tevvâbur rahîm tevbete abdin zalimin li nefsihi la yemlikü li nefsihi mevten ve la hayaten ve la nüşûrâ. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente halakteni ve ene abduke ve ene ala ahdike ve va'dike mestata'tu eûzu bike min şerri ma sana'tu ebu'u leke bi ni'metike aleyye ve ebu'u bi zembi فَغْفِرْ لِي فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الزُّنُوبَ اِلَّا اَنْتَ. Bu dua Efendimizin duasıdır. O öğretmiş. Allah Teala Efendimiz hürmetine bizi affetsin. Amin. Günahlardan bizi pâk eylesin. Amin. Bundan sonraki ömrümüzde bir daha günahlara yanaştırmasın, bulaştırmasın. Amin. Yolunda daim, zikrinde kaim eylesin. Amin. Has Müslüman eylesin. Amin. Sevdiği kul eylesin. Sevdiği işleri yapmayı nasip eylesin. Huzuruna yüzü ak, alnı açık varmayı nasip eylesin.